Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de örtü dokuyu özetleyeceğiz bitkisel dokulardan sonuncusu sonrasında da tek ve çift çenekli bitkileri karşılaştıracağız örtü doku epidermis ve peridermis olmak üzere iki farklı dokudan meydana geliyor arkadaşlar epidermis daha çok bitkinin genç kısımlarını örtüyor ve koruyor işte yaprak gibi genç dallar gibi peridermis ise ee, bitkilerin gövdesinde bu kahverengi kabuklaşmış kısımlar, hani görürsünüz dışarıya baktığınızda, İşte o yaşlanmış, nispeten daha e, sertleşmiş kısımlarda bulunur ve o kısımları korur. Şimdi epidermis ve peridermis'i mikroskobik şekiller üzerinde tekrar bir hatırlayalım. Epidermis arkadaşlar yaprağın en üstte, en üstünde bulunan tabakalardan bir tanesi, tek sıralı ve sıkı olarak dizilmiş bir tabaka. Aralarında hücre arası boşlukları yok ve dikkat edin epidermis hücrelerinde kloroplast yok arkadaşlar. Kloroplast olmadığı için epidermis hücreleri fotosentez yapamazlar. Yaprağın hem üst hem de alt tabakasını tek sıra olarak örtüp onu korur. Epidermis hücreleri Dışarıya doğru kütin dediğimiz bir madde salgılıyor. İşte bu madde yaprağın üst kısmında kütükula dediğimiz bir tabaka oluşturuyor. Kütükula tabakası suyun geçişini engellediği için kurak bölge bitkilerinde kalın, nemli bölge bitkilerinde ince oluyor ve su dengesinde de böylece sağlamış oluyor bitkiler. Epidermis hücreleri farklılaşarak başka yapılara dönüşebiliyor arkadaşlar. Sorularda en çok karşınıza çıkacak işte bu kısım. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma, tüy, hidatot ve emergens dediğimiz dört farklı yapı oluşabiliyor. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan yapılardan bir tanesi stoma. Çok fazla karşınıza çıkıyor. Çok önemli bir yapı. Şimdi en önemli özelliğini söyleyeyim size. Biraz önce demiştim ki Epidermis hücrelerinde kloroplast yok. Yani fotosentez yapamaz. Epidermis'ten farklılaşarak oluşan stomada ise kloroplast var arkadaşlar. Yani fotosentez yapabiliyor. Tabi stomanın ana görevi fotosentez değil ama yapabiliyor ana görevine o zaman gaz alışverişi. Ana görevi bu. Bunu da nasıl yapıyor arkadaşlar? Açılıp kapanma özelliği var. Bir sonraki videoda nasıl açılıp kapandığını anlatacağım size. İşte bu açılıp kapanma özelliğiyle gaz alışverişini sağlıyor. Ayrıca arkadaşlar stomadan terleme ile yani su buharı halinde e, su uzaklaştırılmış oluyor. E, bitkinin sıcaklık ayarı su dengesi böylece sağlanmış oluyor. Stomanın açılıp kapanma mekanizmasını daha sonra anlatacağım ama biraz sonra e, kovucuk dediğimiz yapıyla stoma arasındaki farkları bahsedeceğim size en çok soru çıkan kısımlardan bir tanesi en çok da buraya dikkat edin. Şimdi kısaca şunlardan da bir bahsedeyim sonra karşılaştırmamıza geçelim. Tüylere dönüşebilir dedik epidermis hücreleri farklılaşarak. Bu tüyler bazı bitkilerde koruyucu olarak bulunuyorlar su kaybını engelleyici. Mesela ısırgan otundaki tüyler Yakıcı olduğu için bitkinin korunmasına sebep ol olabiliyor. Bitkinin kökünde oluşan tüyler emici tüyler adını alıyor biliyorsunuz. Suyun topraktan hücrelere emilmesini sağlıyor. Bu anlamda tüylerinde farklı farklı görevleri var. Gelelim üçüncü yapıya yani hidatot dediğimiz yapıya. Hidatot dediğimiz yapı arkadaşlar kısilemle bağlantılıdır ve ucu açıktır. İşte bu açıklıktan bitkideki fazla su, su, ve mineraller dikkat edin su ve mineraller dışarıya damlama şeklinde atılır. Sorularda bunlar karşınıza çıkacak. Damlamanın diğer adı arkadaşlar gutasyon. Demek ki hidatottan gutasyonla boşaltım yapar bitkiler. Neden boşaltım dedik? Su ile birlikte mineralleri de attığı için bu bir boşaltım kabul edilir. Dikkat edin stomadan yapılan terleme olayında sadece su buhar halinde atılır. Bunun içinde mineral yok. Fakat hidatottan atılan sıvının içinde su ile birlikte neler de varmış? Mineral de varmış. İşte bu yüzden boşaltım kabul ediliyor. Ve hidatot ne ile bağlantılı arkadaşlar? Kısilem dediğimiz borularla bağlantılı. Ne zaman oluyor bu gutasyon dediğimiz olay? Havanın neme doyduğu zamanlarda dikkat edin toprağın değil arkadaşlar hava çok nemliyken havanın neme doyduğu zamanlarda hidatottan damlama şeklinde su kaybına ve mineral kaybına uğruyor bitkimiz ve dördüncü yapımız emergens ya da bizim bildiğimiz anlamda diken diken dediğimiz yapı bitkiyi yine diğer canlılardan dış etkilerden koruyor burada emergens ile ilgili bilmeniz gereken de şu Epidermis dışında iletim demetleri, mesela kısilemden de içine aldığı yapılar var. Yani iletim demetleri de emergensin yapısına ne yapıyor arkadaşlar? Katılıyor. Diğerlerinden de farkı bu. Şimdi gelelim peridermis dediğimiz dokuya. Epidermis dediğim gibi daha çok yaprakların ve genç gövdenin üzerine örter demiştim. Bitki arkadaşlar enine kalınlaştıkça, Bitkinin gövdesinden bir kesit olarak düşünün bunu. Ee, en başta size anlatmıştım. Sekonder meristem kambiyum ve mantar kambiyumu diye iki çeşitten oluşuyor demiştim. İşte mantar kambiyumu dediğim mantar bölünür doku işte burada arkadaşlar. Mantar bölünür doku bölünüp çoğaldıkça şu dıştaki hücreler sıkışıp stoplazmalarını kaybediyorlar ve dolayısıyla... Canlılıklarını da kaybediyorlar. Bakın parçalanmış epidermis hücrelerini görüyoruz burada. İşte bu sıkışmadan dolayı canlılıklarını kaybettikleri için mantar doku dediğimiz bir doku meydana geliyor burada. İşte bu yapının adı arkadaşlar peridermis. Yine örtü doku elemanlarından bir tanesi. Peridermisin buradaki parçalanmış boşluklarında bu şekilde Boruya benzer bir yapı var. İşte bu borunun adı kovucuk. Diğer adı lentisel. Dikkat edin bu canlı bir yapı değil arkadaşlar. Açılıp kapanabilen bir yapı değil. Neyi sağlıyor? İçerideki hücrelere gazın alışverişini sağlıyor. Yani oksijen alıp karbondioksit vermeyi sağlıyor. Aynı şeyi biz stoma için de söylemiştik. Gaz alışverişi görevi olduğunu. Fakat arasında fark var bakın. Stoma açılıp kapanabilen canlı bir yapıydı. Fakat lentisel açılıp kapanma özelliği yok, canlı değil, cansız bir yapı, sadece bir borucuk sistemi. İçerideki hücrelere oksijen girişini sağlıyor, karbondioksitin de çıkışını sağlıyor. Halbuki stoma ne yapıyor arkadaşlar? Fotosentez için karbondioksit alıp oksijeni dışarıya verebildiği gibi oksijenli solunum için oksijen alıp karbondioksiti de dışarıya verebiliyor. Burada dikkat edin karbondioksit dışarıdan alınmaz lentiselle. Çünkü buradaki hücrelerin fotosentez yapma gibi bir özelliği yok. Şimdi aralarındaki farkları bir de bu tablodan görelim. Stoma ile lentiselin. Stoma epidermis dokusunda bulunuyor bakın. Lentisel peridermis dokusunda bulunuyor. Stoma oksijenli solunum ve fotosentezle ilgili gaz alışverişini yapıyor. Biraz önce söyledim size. Lentisel oksijenli solunumla ilgili sadece. Yani oksijen alıp karbondioksitin verilmesini sağlıyor. Stomada terleme ile suyu buhar halinde dışarı atabiliyor. Lentiselde de yine terleme var ama çok az. Stomanın hücreleri canlı, lentisel cansız. Stoma hücrelerinde kloroplast bulundurduğu için fotosentez yapar arkadaşlar. Lentsel cansız olduğu için hiçbir faaliyet yapamaz. İşte aktif taşıma, DNA işlemesi, fotosentez, solunum gibi herhangi bir şey yapamaz. Dikkat edin. Stoma açılıp kapanma özelliği vardır. Gaz alışverişini dolayısıyla su kaybını ne yapar? Düzenleyebilir. Lentsel sürekli açıktır arkadaşlar. Açılıp kapanma gibi bir özelliği yok. Stomalar Yapraklarda bulunur. Buraya da dikkat edin. E, suya gömülü bitkilerde bulunmuyor biliyorsunuz stoma. Onu da eklemiş olayım bilgi olarak. Lentisel kök, gövde, meyve ve dallarda bulunabiliyor. Şimdi de arkadaşlar yine sorularda karşınıza çok çıkan e, tek çenekli ve çift çenekli bitkilerin karşılaştırmasına bakalım. Tek çenekli bitkilere monokotil, çift çeneklileri de dikotil bitki diyoruz. Şimdi Tek çenekli bitkiye buğday örneğinden gidelim ya da mısır örneğinden gidelim. Çift çenekli bitkiye de şeftali gibi bir ağaç formunda örnekten gidelim ki daha iyi aklınızda kalsın. Monokotil yani mısır örneğinde hatırlayın mısırı gözünüzün önüne getirin. Yaprakları gövdeden doğrudan çıkar arkadaşlar. Yani yaprak sapı yoktur monokotil bitkilerde. Dikotil olanlarda ise yapraklar gövdeye bir Sapla bağlıdır gövdeye bakın bu şekilde sapla bağlıdır fakat monokotillerde yaprak direkt olarak gövdeden sapsız olarak çıkar. Damarlar yaprağın uzun kenarına paraleldir yani paralel damarlanma vardır monokotillerde bu şekilde damarlanma paraleldir. Fakat dikotil bitkilerde bu şekilde ağsı bir damarlanma yapısı vardır arkadaşlar. Monokotil bitkiler saçak köklere sahiptir genellikle. Dikotiller ise kazık kök yapısına sahiptir. Monokotiller kambiyum içermezler. Bu yüzden enine kalınlaşma yok onlarda. Zaten tek yıllık otsu bitkiler onlar. Kambiyum olmadığı için de enine kalınlaşma yapamıyorlar. Dikotiller ise kambiyumları vardır. Dolayısıyla enine kalınlaşma yaparlar. Monokotillerin iletim demetleri düzensiz dağılmıştır. Bakın burada enine kesitte de göstereyim size. Gövdenin enine kesitine baktığımızda kısılem içte, fluem dışta gibi diyebileceğimiz bir dizilim yok. Kambiyumu da olmadığı için düzenli bir dizilim yok. Ama e, dikotillere baktığımızda kambiyumun etrafında arkadaşlar düzenli bir dizilim olduğunu görüyoruz. Hatta kısılemin içe doğru baktığını, fluemin dışa doğru baktığını önceki videolarda da söylemiştim size. Bu düzenli bir dağılım. Kambiyum olduğu için de enine kalınlaşma var. Monokotillerde kapalı iletim demetleri vardır. Kambiyum yok demek bu. Dikotillerde açık iletim demeti vardır. Yani kambiyumları vardır. Monokotillerin çiçek yaprakları üçerlidir. Bakalım şimdi. Monokotillerde çiçek parçaları 3 üç veya 3'ün katları şeklinde. 3, bakın 6 tane. Dikotillerde 4 veya 5'in katları şeklinde çiçek kısımları bakın. Bu da aralarındaki farklardan bir tanesi, taç yaprakları ile ilgili. Tohumları tek çenekli adı üstünde. E, dikotillerde ise tohumları iki çenekli olarak görmek mümkün. Evet arkadaşlar, böylece e, bitkisel dokuları özetlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde bitkisel organları göreceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.